Şimdi çok enteresan yani bir sokağın içerisinde birbirine komşulardan huy ve ahlakları uyarlardı, tutarlardı. Ben daha geriye gideyim. Bu kapı camisinin sal taşının konduğu avlusunda, dışındaki yerde karşısında benim iki dedem de dükkan komşularıymış. Orada konuşmuşlar. Şurada senin kızın var, benim de oğlan var. Senin kızın bizim oğlana olsun. Biz dönücü geliyoruz, ne dersin Hacı Efendi yahut da Mustafa Efendi böyle böyle derken orada dükkanda işi kararlaştırırlar. Çünkü esnaf hallerinden insanların karakter yapıları bilinir ya, ne yediği ne içtiği belli. Bu şekilde tavsiyelerle evlilik bile dükkanda çözülürdü. Eve gelip de kadının şunu bekler, bunu bekler. Zaten yaşantısından o onların ahlakın ne olduğu ortada. Benim dedemle annemin gelini olması dükkanda dedemle dünücülük etmesinden kaynaklanır. Teyzemin babamın teyzezadesiyle babam bacanaktı zaten. İki dünücülük yapmışlar. İkisinde memnun oldukları için öyle almışlar, öyle gitmişler. O gibi çarşıda babam çok güzel ilahi okurdu. Esnafların içerisinde tanınan bir terziydi. Hatta terzi Tataroğlu diye hitap ederlerdi. Çalışırken makinede, ütüde vesairede ilahileri kaptırır giderdi. O zaman radyo vesaire pek fazla olmadığı için gelirlerdi, kapıda dinlerlerdi. Komşular da bilirlerdi böyle. Ben de semayı 1958'de başlayınca dergahlar kapandıktan sonra ortada semazen yoktu. İlk bu semayı yapanlardan bir tanesiyim yani Konya'da. İlk semayı çıkaran kimseyim daha doğrusu. 3 kişiden biriyim. Tabii çarşıda da esnaflar olunca bu hemen duyuldu. Bir de 1965'te yurt dışına gittik, Paris'e gittik. Bir semazenlerin dışında sema istemeleri, arz etmeleri 1965'te başlıyor. Bu biraz popüler olunca bu iş hemen duyuldu her tarafa. Tabii esnaflar da bizim ahlakımızı bildikleri için benim emsalim çocuklara da semayı istemeye başladılar. Benden istediler. Sonradan tekrar geldiler. Babamdan rica ettiler. Böyle böyle senin oğlan sema ediyormuş. Bizim çocuklar da sema etsin diye. Onlardan bir tanesi de meşhur milli bisikletçimiz Erol Bakırcı abisi. Onların dedeleri geldiler böyle. Babamla ahbapları vardı dedelerinin. Onlar da o şekilde semazen oldu. Erol Küçük Bakırcılar falan öyle. Rası, abisi öyle bir şeysi var. Bir de komşularımızdan vardı. Biz Kapı Camisi'ndeki karşısındaki Azize tarafındaki sokağın içerisinde 3 tane semazendik. Benden beraber 4. semazen vardı. Tabii ki bir güzel huylardan birbirimize kapardık. Camiye beraber giderdik. Yani etrafında 8-10 kişi aynı okul tatillerinde aynı hocaya giderdik. Orada da birlikte beraberlikte şey yapardık. İnsanlar birbirlerinden örnek alırlardı. Bir örnek olacağız diye gayret gösterirlerdi. Esnaflık olsun. Hatta çok insanların okula tahsile gitmesi, esnafların içerisindeki birkaç kişinin üniversiteye gitmesi. Mesela Bayramzadeler'de Mustafa abi vardı. O lise mezunuydu. Çimilli Hakkı Hoca'nın oğlu, o mesela, onlar örnek insanlardı. Dişçi Nuri abi, Baybal, Belviranların Ali Kemal abi, bunlar örnek insanlardı. Çarşıdaki esnafların çocukları, bunlardan örnek alırdı. Yüksek tahsile giden bunlardı. Tabii onların da çok güzel hatıraları vardı, anlatmaları vardı. Dişçi Nuri abi, gittim diyor, İstanbul'a diyor, cemiyeti hafız yetiştiren efendiler, işte bunlar Konya'dan geldi. Hadi birisi dediler ki bir süphaneke oku. Öbürü dedi ki alem dediler ne biçim okuyor. Böyle süphaneke mi olur diye. Böyle yerdiler diyor. Bunları duyarak diyor. Ondan sonra okumaya başladık. İşte Hafız Hasan Hüseyin Varol 1946'da İstanbul'a gittiğinde hafızlığını orada tamamladığında o zaman hayatını öyle anlatırdı. Ben Hoca Efendi'yle çok beraber oturdum kalktım. İmam Hatip'te de benim Kur'an hocamdı. Bu Sultan Selim'e, Unurmak'tan Sultan Selim'e geldikten sonra sabah namazında yatsı namazını onun arkasında kılardık namazı. Onu dinleyeceğiz diye, fevkalade okuyuş tarzını şey yapacağız diye böyle giderdik. İşte öyle bir hafızların arkasında, hocaların arkasında örnek insanlar olurlardı. Onun için örnek insanların arkasından gelenler olurdu. Bizi de örnek tuttular öyle.
elhamdülillah bu semazenlerin bu hale gelmesi, bu çoğalması herhalde bizim örnek olmamızdan kaynaklandı.